Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar 4-10 Ocak haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili akrepler Güneş oğlak burcunda ilerliyor sizin için aslında zihinsel anlamda hareketli bir dönem iletişim konularından daha fazla verim elde edebilirsiniz çevrenizde olup bitenlerden de çevrenizdeki gelişmelerden de daha fazla etki alıyorsunuz şu süreçte özellikle Ocak ayı içinde de bunlar tabii ki devam edebilir bu hafta e, Mars ve Merkür'ün de burç değiştirecek olması günlük hayatımızda da önemli enerji değişimlerine neden olacak. Ay geçişlerine baktığımızda ay ilk dördün fazında. E, pazartesi günü ay Başak burcunda olacak. Oldukça aslında hareketli, çalışkan bir enerji. Siz de yapılacak her türlü işinize, gücünüze zaman ayırabilirsiniz. Salı ve çarşamba ay Terazi burcunda biraz içe dönmeniz, biraz hani kendi alanınıza çekilmeniz mümkün görünüyor duygusal konularda da daha hassas olabilirsiniz bu dönemde. Perşembe itibariyle ay sizin burcunuzda olacak. Akrep burcunda olacak. Perşembe ve Cuma yine duygusal enerjiniz çok güçlü. Zaman zaman böyle olaylara biraz kuşkucu yaklaşmanız mümkün. Buna dikkat edelim lütfen. Özellikle yakın çevre ilişkilerinizde, duygusal beklentilerinizde arttığı için biraz hani şey olabiliyorsunuz bu anlamda memnuniyetsiz tavırlar biraz şüpheler zaman zaman kıskançlıklar artabilir bu duygusal geçişleri iyi dengelemek gerekiyor hafta sonuysa çarşamba cumartesi ve pazar günü ay yay burcunda daha iyimser olabilirsiniz özellikle parasal konularda biraz para harcama eğiliminde olacaksınız Evet hafta sonları çok fazla dışarıda bulunamıyoruz ama evde de olsanız bu para harcama konusunda çok dürtüsel olmamaya lütfen dikkat edin. Bu hafta itibariyle gezegeniniz Mars Boğa Burcu'na geçecek 6 Ocak'tan itibaren. Biliyorsunuz uzun süredir, yaklaşık 6 aydır Mars Koç Burcu'ndaydı. Şimdi Boğa Burcu'na geçecek. 4 Mart'a kadar kalacak 2 ay. Karşıt Burcu'nuzda olacak. Bu süreç Mars Boğa'da ilerlerken enerjinizi daha çok her türlü ilişki dinamiğinde daha aktif bir şekilde kullanabilirsiniz ama zaman zaman agresyon da yaratabilir bu durum. E, Ocak ayı içerisinde, Şubat ayı içerisinde sizi zorlayabilecek bazı koşullar da oluşabilir. Buna dikkat edelim. Eşiniz, partneriniz, karşınızdaki kişi biraz daha agresif olabilir, daha enerjik olabilir, daha dürtüsel davranabilir ve e, gereksiz gerilimlere de yol açabilir tabii bu. Daha sakin olmak, daha idareci olmak gerekiyor gezegeniniz Mars boğa burcunda ilerlerken özellikle parasal kazançlar yani her türlü para konularında daha aktif de olabilirsiniz. Ama buralarda da mücadele de olabilir. Yani stresleri, gerilimleri yine parayla ilgili konularda da daha fazla hissedebilirsiniz. Merkür ise 8 Ocak'ta kova burcuna geçecek. Merkür daha çok iletişimimizle ilgili tabii ki bizim düşüncelerimizi etkiler, bilgi paylaşımlarıyla ilgili. Merkür 2021'in ilk retrosunu da Kova burcunda yapacak. 29 Ocak'ta başlayacak retro. 20 Şubat'a kadar devam edecek. 29 Ocak'a kadar Merkür sizin dördüncü evinizde özellikle bu dönemde belki ailenizde daha fazla bir şeyleri konuşur halde olacaksınız. Ya da ev içerisinde, aile içerisinde ebeveynlerle ilgili bilgiler var. Bir şekilde onlarla irtibat içerisinde olmanızı gerektiren hani ailevi bazı konular olabilir. Aile, akrabalar, ailedeki gençler, özellikle kardeşler, kuzenler, yeğenler onlarla da hani daha fazla irtibat içerisinde olmanız mümkün görünüyor. Emlak almak, satmak, taşınmak ya da aileyle ilgili bir şekilde konuşulup karar verilmesi gereken bir konu varsa bu evde yapılacak bir iş de olabilir. Bir iş girişimde olabilir tabii ki. Bunları 29 Ocak'a kadar tamamlamak daha doğru görünüyor. Çünkü 29 Ocak itibariyle 20 Şubat'a kadar Merkür gerileyecek sevgili akrepler. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.